Şuna da dikkat ediyoruz. Her gün bir ismi, bir genç yeteneği, bir gelecek vaat eden ismi sizlerle tanıştırabilmeyi. Bunlara gerçekten dikkat ediyoruz. Bugünkü ismimiz kim? Ayşe Begüm Onbaşı. Tanıyanlarınız var elbette. Tanışmaya hazır olanlarınız da var. Belki göz aşinalığı olabilir. Ayşe Begüm Onbaşı ile yakından tanıştırmak isteriz sizleri. Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya sahibi olmuştu bu güzel altın kızımız. Bir bakalım onun başarısındaki, hayat hikayesindeki o ince detaylar neler, gelsin ekranlarınıza. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve arayız. Ailesi Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan Ayşe Begüm Onbaşı antrenman için Manisa'ya gidiyor. Baba Serkan Onbaşı ve kızı her gün 100 kilometre yol kat ediyor. Bugün çok iyi bir performans göstermeye merhaba. Güney Kore'deki aerobik cimnastik dünya şampiyonasında gençler kategorisinde altın madalya kazanan Ayşe Begüm'ün işi zor. Başarılı olmak için düzenli çalışmanın yanında beslenmesine de dikkat ediyor. Protein ve karbonhidrat ağırlıklı besleniyor. Kilosunu korumak için çikolatadan uzak duruyor. Koklayıp dolaba bırakıyorum. Altın kızın tek eğlencesi spor salonunda çalışmak. Ben de içeride oyun oynuyorum. Bence değişen bir şey yok. Yani amacımız burada spor yapmak sonuçta. İçeride dışarıda benim için fark etmiyor. Salonunda çok mutluyum. Ayşe'nin dünya şampiyonu olması arkadaşlarıyla ilişkilerini bozmamış. Şampiyon olduğum önce de sonra da aynı davrandığımı düşünüyorum. Bundan dolayı da arkadaşlarımla ilişkilerimde de bir değişiklik olmadı. Altın kız henüz 16 yaşında olmasına rağmen sadece başarılarıyla değil gösterdiği sevgi ve şefkatle de miniklerin gönlünü kazanıyor. Öncelikle Ayşe Begüm Onbaşı'nın ailesini kutlamak gerekiyor galiba. Çocukları için güzel bir mücadele verdiler. O güzel altın kızımız da bu mücadelenin sonucunda, ailesinin verdiği mücadelenin sonucunda haklı çıkardı. Sizinle babaya biraz daha öncelikli, hanımefendiye, anneye saygımızı korumakla birlikte, yani ailenin çok güzel ve önemli bir armağanı bu ülke. Hı hı. Çok teşekkür ederiz. Ama baba her gün 100 kilometre yol yapıyor kızı için. Evet. Yani işini, gücünü bırakmış, kendini kızına adamış. Bu olağanüstü bir şey. Zannederim Akhisar Belediyesi, Akhisar Belediye Gençlik Spor, Akhisar'daki büyük markalar, o markalar İstanbul'da da günlük hayatımızın içinde biliyorsun. Hı hı. Bu kızımızın elinden tutar. Sponsorluk hep takımlara, hep kulüpler olacak değil ya. Bu yavruya da, bu evladımıza da devlet desteğini veriyordur ama onu çok özendirmek lazım. Hı hı. Yani destek, çünkü yanında çalışan arkadaşları da seviyelerini yükseltecek. Hı hı. Burada örnek olacak mesela, belki Anadolu'nun başka bir ilçesinde başka bir çocuk ortaya çıkacak. Doğru. Aileyle başlamak istedim aslında Atilla Gökçü. Ailenin bu noktada gerçekten çok önemli bir payı var. Çocuğun bu tür sportif etkinliklerini profesyonel alana çevirmede. Tuğba Karademir'i tanırsınız, milli buz patencimiz. Evet. Biz sevgili Tuğba ile Toronto'da tanışmıştık, Kanada'da tanışmıştık. Kanada'da yaşıyor, artık hayatını orada devam ettiriyor. Tuğba'nın ailesi de böyleydi. Tuğba küçük yaşta patene merak sarıyor ve sadece kızları için ülke değiştiriyorlar. Kanada'ya yerleşiyorlar. Evet. Ve milli bayrağımızı da, o güzel bayrağımızı da çok güzel alanlarda, organizasyonlarda dalgalandırdı Tuğba yıllar boyunca. Biraz onu anımsadım. Ailenin bu noktada çok büyük bir önemi var. Yani düşünsenize, yani bu babası 100 kilometre yol kat ediyor. Ülke değiştirenler var. Yani daha büyük o fotoğrafa baktığımızda aklıma Maria Sharapova geliyor. Tabii. Onun da ailesi Rusya'dan Amerika'ya göç etmişti. Ne kadar önemli bir çocuğun bu
geleceğiyle ilgili böyle radikal kararlar alabilmek? Şimdi aile, o Toronto'daki Tuba'nın ailesi buradaki akrabalarını, komşularını geride bırakıyor. Düşünebiliyor evet. musun? Sadece kızları için. Kapıdan çıkarken ya da pencere açtığı zaman o günaydın diyeceği insanlar var da başka bir dil, başka bir kültür. Kızları için buna katlanıyorlar, uyum sağlıyorlar. Teşekkür ederiz. Akhisar'da Ayşe'nin ailesinin yaptığı da az değil. Doğru. Biliyorsun ben biraz... Bak forma da var. Akhisar'cıyım. Bugün Akhisar'dan girdik. Evet. Güzel örnek olsun. Bizler elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce ekranlara taşımaya, sizlerle tanıştırmaya gayret ediyoruz.